Bu hikaye benim çocukluk hayalimle başladı esasında. Ben kendimi bildim bileli, yani hatırladığım kadarıyla 4 yaşından bu yana benim tek tutkum hayvanları doğada yakalamak, araştırmak ve tabii serbest bırakmaktı. 4 yaşında büyüdüğüm Ataköy'de, o zaman şimdiki gibi maalesef binalarla kaplanmamıştı Ataköy'ün çoğu. Ataköy'ün sulak alanlarında gördüğüm hayvanları yakalayıp eve getirmekti. Ama öldürme amaçlı değil, merakımı gidermek için bunları evde beslemek, nasıl yaşadıklarını görmek için çocukluktan 4 yaşından beri onların peşindeydim. Ve bu benim akademik kariyerimin de oluşması için bir numaralı motivasyon haline geldi. Çünkü hayvanlar olan merakım nedeniyle 4 yaşından itibaren resimli ansiklopedilere bakmaya başladım. Ve ailemin de desteğiyle bu sayede 4,5 yaşında okumayı öğrendim. Ve bu merakım ilkokulda da giderek arttı. Bu dinlediğiniz sözlerin sahibi Çağan Şekercioğlu. Türkiye'nin ilk tropikal biyoloğu. Çevre ve doğa konusunda araştırmalar yapan, sayısız projeler üreten bir bilim insanı. Çocukluğundan beri doğaya karşı ilgisi olan Şekercioğlu, Robert Koleji'nde okuduğu dönemde Türkiye'nin ilk biyoloji olimpiyatları takımında yer aldı. Bu takımla birlikte Hollanda'da yapılan yarışmada gümüş madalya kazandı. Lisans eğitimini dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan Çağan Şekercioğlu, 2003'te Stanford Üniversitesi biyoloji bölümünde ekoloji ve ornitoloji doktorası aldı. Üniversite eğitimi için ayrıldığı Türkiye'ye bir bilim adamı olarak Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da biyoçeşitlilik ve ekolojik araştırmaları yapmak için geri döndü. Yaptığı çalışmalardan dolayı 2011 yılında National Geographic tarafından yılın yükselen kaşifi seçildi. Doğu Anadolu'nun doğası gerçekten çok zengin, çok ilginç, kültürü de çok zengin olduğu için biz Doğu Anadolu'da özellikle odak noktamız olan Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Artvin illerinde doğa koruma ve ekolojik araştırma projelerimizin yanında köy tabanlı doğa turizmi, biyokültürel turizm gerçekleştiriyoruz. Biyokültürel ile kastım da yani sadece ekolojik kuş gözlem, canlı gözlem, yaban hayat turizmi değil, bölgenin özellikle köy kültürünü ön plana getiren, köy halkıyla beraber yaşamayı, yemeyi, onların hayat tarzını anlamayı hedefleyen hem kültürel hem ekolojik turizm. Kastettiğimiz bu. Ve tabii bu sayede de bölgedeki köy halkına bir gelir sağlanıyor. Bu da o halkın doğayı koruması için bir maddi bir inisiyatif, bir sebep de yaratıyor. Şekercioğlu 2003 yılında başlattığı Kars Iğdır Biyolojik Çeşitlilik Projesi'nin bir ürünü olarak 2007 yılında Kuzey Doğa Derneği'ni kurdu. Kuzey Doğa Derneği, Kuyucuk Gölü'nde Türkiye'nin ilk kuş üreme adasının inşa edilmesini, Kuyucuk Gölü'nün 2009'da Avrupa Seçkin Turizm Cenneti seçilmesini sağladı. Kuzey Doğa Derneği'nde gönüllü olarak çalışmalarına devam eden Çağan Şekercioğlu, aynı zamanda Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Şekercioğlu'nun ayrıca yayınlanmış 70'in üzerinde makalesi ve doğal hayat için yaptığı çalışmalardan dolayı aldığı onlarca ödülü bulunuyor. Çağan Şekercioğlu, çocukluk hayalinden yola çıkarak doğal hayatın ve ekolojik dengenin korunması için çalışmalarda bulundu. Ekoloji ve çevre bilim dallarında dünyanın sayılı bilim insanları arasında yerini aldı. Hem Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan canlı türleri için hem de doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarıyla kocaman bir fark yarattı.